Rabbin adına helal olsun. Amin. Gençlerimiz çok güzel değil mi? Hamdolsun, hamdolsun. Gerçekten öyle. Kilisede büyümek, kilisede çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe diyeyim, sonra yaşlılığa. Bu halde kilisede olmak gerçekten çok güzel bir şey. Benim de hemen hemen çocukluğum kilisede geçti ve Akın'a, Atakan'a, işte Rebeka'ya falan bakınca gerçekten seviniyorum. Çünkü kilisede büyüyüp böyle bir çiçek gibi açmak ve hala kilisede var olmak ve kilisede ayakta durmak çok güzel bir şey. Ve onlara bakınca gerçekten ben gurur duyuyorum. Rab herbirinizi bereketlesin değerli kardeşler. Biz birkaç haftadır yoktuk aramızda. Akın zaten yoktu. Tayfun abi, Ali, ben ve Akın. Deprem bölgesindeydik. Yani çok insan soruyor nasıldı diye. Anlatacak bir şey yok. Sadece bilin kötüydü. Hizmetimiz, yaptığımız hizmetler bence çok iyiydi. Her birimizin yaptığı hizmetler iyiydi ve sadece insanlara bir şey yapmadık. Aynı zamanda insanlar Rabbin adına da övgü sundular. Adıyaman'da açtı insanlar. Gerçekten açtı. Çünkü hiç kimseye yiyecek bir şey veremiyordu. Çünkü hiç kimsenin elinde yiyecek bir şey yoktu. Ve orada şunu gördüm. Paranın hüküm sürmediği tek yer orası. Yani ne kadar paran varsa, ne kadar paran olursa olsun, dışarıdaki insanlar her ne yiyorsa ya da yemiyorsa onu yemek durumundasınız. Ya da insanlar sokaktaysa siz de onlarla beraber sokaktasınız. Çünkü gerçekten para hüküm sürmüyor orada ve orada Adıyaman'daki kardeşlerimiz, Besni'deki kardeşlerimiz insanlara yemek dağıttılar. Günde 3 öğün insanları doyurdular. Bu hizmetimizin son zamanlarında, benim oradaki hizmetimin son zamanlarında biz kahvaltı bulamamaya başladık. Biz ayrı bir yerdeydik. Besni'de değil, Adıyaman merkezde. Kahvaltı bulamaya başladık. Bazen öğle yemeği, bazen akşam yemeği. Sorunlar oluyordu. Ama hamdolsun ki şeyde Besni'de bu hizmet devam etti. Orada insanları doyurdular ve insanlara kalacak birer ufak da olsa yer sağladık. İnsanların yaraları çok büyük. Çok çok büyük yaraları var. Yani biz yara bandıyla o yaraları belki bir nebze olsa kapatmaya çalıştık. Değerli kardeşler, ben bugün istiyorum ki İsa Mesih'in yaşamış olduğu bir konuyu ele almak istiyorum. Çünkü İsa Mesih bize şunu söyledi, dedi ki cesur olun, ben dünyayı yendim. Gerçekten dünya üzerinde yaşamak zor. Geçen radyoyu dinliyordum. Radyoda böyle bir ne diyorlar, hashtag mi diyorlar gençler? Ne? Böyle bir şey açılmış, onun üzerine bir kelime var, onun kelime üzerine insanlar yorum yapıyor. Diyor ki elinizde bir silgi olsaydı ne yapardınız? O açılan hashtag bu. İnsanlar diyorlar ki ayın işte 6'sından bu yana olan süreyi silerdik. Bu geçmişi silerdik. Çünkü acı, bütün insanların yüreğini yakan büyük bir acı oluştu ülkede. Ve İsa Mesih bunun üzerine aslında böyle şeyler üzerine diyor ki cesur olun, ben dünyayı yendim diyor. Ve gerçekten dünyayı nasıl yendi biz Rabbin sözünde bunu görüyoruz ve bununla ilgili kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. Rab dünyayı nasıl yendi? Dünya üzerinde kalarak dünyayı nasıl yendi? Onu görmek istiyoruz. İsa Mesih ruhen nedir? Tanrı'nın özüdür. Tanrı'nın özüdür. Beden olarak insandır. İsa Mesih vaftiz olduktan sonra Yahya'nın önüne gittiği İsa Mesih vaftiz olduktan sonra diyor ki gökten bir güvercin geldi ve Tanrı'nın ruhu güvercin bir şeklinde bürünerek İsa Mesih'in üzerine kondu ve diyor ki orada o anda göklerden bir ses geldi. Ses ne diyordu? Sevgili oğlu budur ve ondan ben hoşnutum diyor. Ben memnunum diyor İsa Mesih için. Aradan kısa bir süre geçiyor. Kısa bir süre geçiyor ve görüyoruz ki İsa Mesih bir anda Tanrı'nın memnun olduğu ve vaftiz olmuş İsa Mesih bir anda kendisini nerede buluyor? Çölde. Çölde buluyor. Ve ayette şöyle geçiyor. Diyor ki bundan sonra yani vaftiz olduktan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. Bir daha okuyorum. Bundan sonra İsa iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü.
Biz burada Tanrı'nın adıyla İblis'in adını aynı ayet içerisinde görüyoruz. Sanki ortaklaşa bir iş yapılıyormuş. Aslında biraz Eyüp kitabından olsayın, şeytan Eyüp'ün canına dokunmak için Tanrı'dan izin aldı. Ve diyor ki bir gün bütün ilahi varlıklar Tanrı'nın huzuruna geldikleri zaman İblis de şeytan da Tanrı'nın huzuruna geldi ve dedi ki Tanrı'ya dedi ki ben Eyüp'ü sınayacağım, sen ona her şeyi verdin. Malı var, canı var ve aynı zamanda çocukları var, her şeyi var. Onun elindekileri eğer biz alırsak, eğer onun elindekilere ben dokunursam o zaman senin adına küfür edecektir ve senin adına lanet edecektir. Yine aynı şekilde burada da bunu görüyoruz. İblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla diyor ki İsa çöle götürüldü ve orada kaç gün oruç tuttu? 40 gün. Nasıl bir oruç? Hiçbir şey yemeden. Yani yemek yemedi. Hiçbir şey yemedi. Yok, niye diyorum sen biliyorsun? Çünkü bir zaman sana 40 gün oruç tutmuştum. Hayır, yapmadım. Yapmadım, böyle bir şey bana söyledin de. 10 gün. 10 gün müydü? 10 gün. 10 gün. 40 gün uzun bir süre. Ama orada ne diyor biliyor musun? Diyor ki... Ama 10 günden sonra aslında 40 da olabilir. Yani 10 gün yaparsan sonra devam edebilirsin. Artık bir şey... Benim sanış yok. İsa diyor ki 40 gün, ama bunun şeyi de var, devamı da var. Ve 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. Bakın ne dedi? İsa Mesih ruh olarak kesinlikle Tanrı'nın ruhuna sahip olduğu halde aynı zamanda beden olarak insan özüne sahipti. Evet. Ve diyor ki İsa 40 gün oruç tuttuktan sonra şeytan yanına yanaştı ve ona ne sundu? Ekmek sundu değil mi? Sen Tanrı'nın oğluysan bu taşlara buyur ve taşlar ekmek olsun diye İsa Mesih'e yanaştı şeytan. Sizlere şunu söyleyeyim kardeşler. Her birimize şeytanın yanaşma şekli aslında budur. Evet. Neye ihtiyacınız varsa ya da hangi konuda zayıfsanız, hangi konuda ufak bir çatlak varsa hayatınızda evet. Şeytan oradan içeri gidiyor. Ekmek yeme günah değil. Günah mı ekmek yemek? Evet. Çünkü bize ağzı veren Tanrı. Ekmeği veren yine Tanrı. Ve ekmek beden içindir. Ama burada şeytan İsa Mesih'e öyle bir şekilde yanaşıyor ki İsa Mesih'in açlığını kullanarak şunu diyor. Diyor ki sen Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. Ben şimdi düşünüyorum kesinlikle. Sadece bir empati kuruyorum. Yani böyle bir iddiam yok. İsa Mesih gibi olma gibi bir iddiam kesinlikle yok. Olamazlar. Sadece şöyle düşünüyorum. Şeytan bana bunu söylerse ben herhalde bunu şeytana kanıtlamaya çalışıyorum. Bizler aslında kendimizi birbirimize, aynı zamanda kendimizi bir başkasına ve bazen kendimizi kendimize kanıtlama çabası içerisine giriyoruz. Bir konuda eminiz, yani kesinlikle bir konuda eminiz ama başka bir kişinin bizim üzerimizde ufak da olsa bir şüphesi varsa affedersiniz bazen yırtınıyoruz kendimizi ispat edebilmek için. Şeytan Tanrı'nın yanına geldi ve dedi ki sen Tanrı'nın oğluysa şu taşlara söyle, taşlar ekmek olsun. Daha birkaç gün önce Tanrı'nın kendisi bu benim oğlumdur demedi. Evet. Şimdi İsa Mesih'in bunu kanıtlamak için kanıtlamaya ne gereği var? İhtiyacı. Gerekiyor mu? İhtiyacı var mı kanıtlamaya? Kesinlikle ihtiyacı yok. Ve bunu yapması da gerekiyor. Hem İsa Mesih'i hani bizim bal teli dediğimiz yer var ya, hani oraya dokunuruz bazen, işte hani insan bunu yapamasın, bazen çocuklara yaparız bir şeyi, yapmak istemediğimiz bir şeyi yapar diye söyleriz ve çocuklar yapmaz. Bazen de yapmasını istediğimiz bir şeyi bu yapamaz deriz ve çocuklar aslında bunu kanıtlamak için bunu yaparlar. Çünkü bu bizim özümüzde var. Şeytan da İsa Mesih'e böyle yanaşır. Sen Tanrı, evet Tanrı dedi, sen benim oğlumsun ama ben ona inanmıyorum. Senin de bunu kanıtlaman lazım. Eğer sen Tanrı'nın oğluysan taşlara söyle, taşlar ekmek olsunlar ve sen onları ye dedi. İsa Mesih'in cevabı nasıl değerli kardeşler? İnsan sadece yemek içmekle yaşamaz. Ne diyor? Tanrı'nın sözü. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Ben en son vaazımda da yine ekmek konusunda değinmiştim. Yine aynı şekilde devam ediyorum.
Herhalde göbek de biraz ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Diyor ki insan yalnız ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her sözde yaşar diye yazılmıştır. Bakın şeytan çok kurnaz. Evet. Aynı zamanda şeytan cahil bildiği. İnanın bana şeytanla savaşmak istersek şeytana galip gelebilecek tek bir insan ben burada görmüyorum. Evet. Siz görüyor musunuz? Hayır. İnsan Mesih'ten başka kimse yok. Kesinlikle hiç kimse şeytana karşı galip gelemez. Ve şeytan kadar aranızda şeytan kadar Tanrı'yı tanıyabilen de başka kimse de yok. Çok garip değil mi? Evet. Ve Tanrı'nın sözünü onun kadar bilen de yok. Şeytan, Adem ve Havva'ya yanaştığını zamanı bir hatırlayın. Onlara büyük büyük yalanlar mı konuştu? Doğru. Hayır. Tanrı'nın sözünü onlara söyledi. Dedi ki eğer yerseniz iyi ve kötüyü bileceksiniz. Ki Tanrı da zaten bunu söyledi. Ve şu anda şeytan İsa Mesih'e yanaşıyor ve diyor ki sen Tanrı'nın oğluysan söyle de bu taşlar ekmeğe dönüşsün. İsa Mesih hangi mucizeleri tanıklık etti? Hangi mucizeleri var etti? Bir düşünelim. Körlerin gözlerini açtı değil mi? Evet. Ekmekleri çoğalttı. Ne? Ekmek ve balığı çoğalttı. Cinleri kovdu. Ölüleri diriltti. Ölümden daha öte bir şey var mı? Yok. Ölüleri diriltti. Ve insanların günahını bağışladı. Evet. Neler neler neler. Peki bunları yapan bir kişi bir taşı ekmeğe çeviremez mi? Çevirir. Çevirebilir. Şeytan nasıl? Haydi de haydi yapar. Tabii. Şeytan da bunu kullandı. Tanrı'nın sözünü kullandı. Dedi ki sen bu güçtesin. Eğer sen Tanrı'nın oğluysan senin sözünle dünya var oldu. Çünkü şeyde kelamda şu geçiyor. Diyor ki Tanrı güneş olsun diye buyurdu ve güneş oldu. Ve İsa Mesih'i Tanrı'nın sözü olarak nitelendiriyor kutsal kitap. Yani Tanrı'nın ağzından çıkan söz. Evet. Olsun diyen söz var ya. Dünya olsun diyen söz İsa Mesih'in kendisidir. Sen bu kadar büyüksen, bu kadar güçlüysen, senin sözüne böyle yazıyor, Tanrı'nın sözüne böyle yazıyor. Sen bu taşı ekmeğe çevir ve ondan ye. Değerli kardeşler, İsa Mesih hiçbir zaman yeryüzüne ekmek yemek için geldi. Ne olarak geldi? Kurtarıcı olur. Başka? Aslında kendisini ekmek olarak gösterdi. İsa ekmeği benim. Dedi ki ben ekmeği yemeyeceğim. Ben ekmek olacağım. İnsanlar beni yiyecek. Evet, yaşam ekmeği. Onun gerçek etinden bahsetmiyorum. Ve şimdi Luka kitabında geçiyor. Diyor ki ben yaşam ekmeğiyim diyor Tanrı. Ve benden yiyen asla acıkmaz diyor. Yaşam ekmeği olduğunu söylüyor. Benim ekmeğe ihtiyacım yok. Benim kendim ekmeğim. Öyle ya, İsa Mesih ekmek mi? Yaşam ekmeği. Bildiğimiz anlamda yaşam ekmeğimizdir. Yaşam ekmeği, ruhsal olarak. Evet, ruhsal olarak kesinlikle yaşam ekmeğidir. Diyor ki sonra, İblis onu hemen bırakmadı. Bakın çok basit bir şeyle yanaşıyor. Taşlara buyur, taşlar ekmek olsun, ondan yiyor. Ondan sonra bakıyor olmuyor, şeytan aslında şeyi biraz yükseltiyor. O skalayı biraz yükseltiyor, bir üst merteğe çıkıyor ve diyor ki, sonra iblis onu kutsal kente götürdü, tapınağın tepesine çıkarıp Tanrı'nın oğluysan kendini aşağı at dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek, ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Kim söylüyor bunu? Şeytan. Şeytan söylüyor. Ama bu kullandığı ayet 91. mezmurda geçiyor. Davut'un mezmurunda geçiyor. Şöyle diyor. Diyor ki ayağın bir taşa çarpmasın diye melekleri seni elleri üzerinde taşıyacak. Şeytan bu sözü, Tanrı'nın bu sözünü İsa Mesih'e karşı kullanıyor. Ve aslında onu sınamak için kullanıyor. Evet. Diyor ki eğer Tanrı'nın olduysan kendini aşağı at. Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa Mesih'i tapınağa çıkardılar. Yine bir empati kuruyorum. Bana böyle bir şey gelirse, şimdi şunu biliyorum. Ben buradan aşağı atlarsam, şu anki halimle öleceğim. Ama Tanrı eğer bir buyruk vermişse benim için ve melekleri beni elleri üzerinde taşıyacak varsa benim kaybedecek neyim var? Değil mi? Ayağım yere çarpmayacak. Çünkü söz veren kişi Tanrı. Ayağım yere çarpmayacak ve oradan aşağı atlayıp da bunu gösterebilirim. Bakın ben Tanrı'nın oğluyum.
ya da ben kutsalım aslında insanlara bir gösteriş, bir itibar olsun diye yapılabilecek bir şey. Bugün bu ülkede maalesef söylüyorum birçok şarlatan var. Birçok şarlatan var ve kendilerinin uçtuğunu iddia ediyorlar, biliyor musunuz? Ayakları yerlere çarpmayacak ve kendilerinin uçtuğunu iddia ediyorlar. Bunlardan bir tanesi de, isim vermeyeceğim, bunlardan bir tanesi de insanların elleri üzerinde taşıdığı bir adam. Yürümeye mecali yok, uçtuğunu iddia eden bir kişi. Deprem bölgelerinden bir tanesinde yaşayan biri. Ve insanlar onu elleri üzerinde taşıyor. Sözde adam havada uçuyor. Herhalde alttaki insanları görmüyor. Ve şey diyor, Tanrı meleklerine buyruk verecek, ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. İsa Mesih ne yaptı burada? Tanrı'nı denemeyeceksin. Evet. Ama İsa Mesih'in asıl görevi neydi? Ekmekle sınandı İsa Mesih'di ki ben ekmeğin kendisiyim. Aşağı atla dedi şeytan İsa Mesih'e. Öyle yaparsan senin Tanrı olduğuna inanacağım. Dedi ki hayır. Benim altta işim yok. Benim gözüm yukarıda dedi. Benim gözüm yukarıda. Ve İsa Mesih ölüp dirildikten sonra aşağı mı indi? Göklere çıktı. Göklere çıktı değil mi? Babanın sağında diyor ki yer aldı. İsa Mesih dedi ki ben ekmek olmaya geldim. Yine İsa Mesih şunu söylüyor. Diyor ki ben dünya için gelmedim. Yani dünyaya sahip olmak için gelmedim. Dünya sonsuz kurtuluşa sahip olsun diye geldim. Evet. Benim gözüm yerde değil. Yer senin yerindir şeytan. Yer senin yerindir iblis dedi ve dedi ki benim vatanım göklerdedir. Amin. İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye de yazılmıştır. Bakın gerçekten söylüyorum. Şeytanla savaşabilmenin mümkün değil de ayakta durabilmenin, en azından bir mücadele verebilmenin en büyük yolu nedir biliyor musunuz? İnsansal olarak söylüyorum. Kelam okumak. Ondan sonra kesinlikle Rabbin ruhunun desteği olması gerekiyor. İlk başta Rabbin ruhunun desteği olması gerekiyor ve ondan sonra Rabbin sözüne de sahip olmamız gerekiyor. Evet. Şeytan Rabbin sözünü kullanarak İsa Mesih'i tuzağa düşürmek istedi. İsa Mesih Rabbin sözünü kullanarak şeytanı oradan def etti. Ve diyor ki İblis bu kez, üç kez tekrarlanıyor bu. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı. Ona bütün görkemiyle bütün dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Çekil git şeytan. Tanrı Rabbe tapılacak. Yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Evet. İlk ne olarak neyi gösterdi şeytan? Bir ekmek tanışıldı değil mi? Bugün dünya üzerinde yaşayan bizlerin en büyük amacı, en büyük arzusu nedir biliyor musunuz? Bizler hepimiz diyoruz ki bizler bir ekmek peşindeyiz. Çalışan kime sorsak ekmeğimi kazanıyorum diyor. Ekmeğini taştan çıkarıyor diyor. Ekmek yaşandır diyor. Kime sorsan diyor ki ben bir lokma ekmek için çalışıyorum. Gerçekten insanların ilk baştaki amacı budur. Ekmekten sonra neye dönüşüyor? İtibara da dönüşüyor. Ekmek aynı zamanda itibar. Hani diyor çalışıyor. İşte yaparım kariyer de böyle bir söz vardı. Çocuk da yaparım kariyer de. Yok çocuk değil. Onun konuyla vermemesi yok. Hem işten bahsediyor. Yani aslında bir ekmek için çalışıyor insanlar. Bu ekmek daha sonra bir kariyere dönüşüyor. Bir onura dönüşüyor. Bir mertebeye dönüşüyor. Aynı zamanda bir güce dönüşüyor. Bugün dünya üzerinde hiçbir insan yoktur ki bir güç, bir yetki istemesin. Ve şeytan insanların mayasını bildiği için İsa Mesih'e bu şekilde yanaşıyor. Ve en sonunda ekmekten başlayan serüven büyük zenginliğe dönüşüyor değil mi? İnsanlar ekmekle başlıyorlar, ondan sonra itibar peşinde koşuyorlar ve daha sonra en zengin olma hayalleri peşinde koşuyorlar. Ve diyor ki, İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkardı, ona bütün görkemiyle bütün dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Hiç şeye girmedi. Hiç mülakaşaya girmedi. Bu
çok ince bir detaydır, biliyor musunuz? Evet. Şeytanla tartışma içerisine girmek. Şeytanla oyun oynamaya çalışmak. Biraz yapayım, biraz yapmayayım. Bazen öyle hatalar oluyor. Ya işte kıyısından dönersem bir şey olmaz düşüncesi içerisine girdiğimiz anda kayıyoruz. Yenilmeye başlıyoruz. İsa Mesih burada bunu yapmadı. Tıpkı Yusuf gibi. Yusuf ne yaptı? Yusuf o kadından kaçarken kadını tövbeye mi çağırdı? Ya bak, yok, sen ayıp ediyorsun, sen evlisin, mis gibi bir kocan var, işte onuru da var, parası da var, eli ayağı da düzgün, yakışıklı. Yusuf böyle bir tartışmaya mı girdi kadınla? Bıraktı, kaçtı. Ne yaptı? Kaçtı. İsa Mesih de burada şeytana şunu söylüyor, diyor ki çekil git şeytan. Şeytan her birimizin hayatını yaşıyor bu arasında. İmanlıyız, iman ediyoruz, Rabbin ruhu üzerimizdedir ama şeytan hayatlarımızda işliyor. Şeytanla savaşabilmenin bir yolu da gerçekten kestirip atmak. Çekil, git, şeytan demek. Ben bir ara askerde çok kötü bir dönem geçirdim. Yani ruhsal olarak kötü bir dönem geçirdim. Uyuduğum zaman da şey diyorlar, burada halklar karabasan diyorlar. Bunun varlığı nedir bilmiyorum. Gerçekten böyle bir şey var mı yok mu onu da bilmiyorum. Uyuduğum zaman sanki bir beni boğuyormuş gibi hissediyorum ve uyanıyorum. Gözlerimi açıyorum. Sağımda solumda insanları görüyorum. Askerlik arkadaşlarım gerçekten oturuyorlar. Ya da yatıyorlar. Görüyorum onları ama sesimi ulaştıramıyorum. Ya da hareket edemiyorum. Her gece bu benim üzerime bir kabus gibi çöktü. Yani uyumaktan korkar hale geldim. O zaman da askerlik yapanlar bilir, en üst devreydi. Bana nöbet falan yazmıyorlardı. Sadece işim yatmaktı ama yatamıyordum. Bu sefer gidiyordum, alt devreler var, yeni askerliğe gelmiş olan kişiler var. Senin nöbetin ne zaman? Gece yarısı onların nöbeti oluyordu. Hemen bu yazıcı askere söylüyordum, bizim şeyimizi değiştir. Beni onun nöbeti sırasında yaz, ben onun yerine gidip nöbet tutacağım. Çünkü uyumaktan korkar hale geldim. Bir gün burada Ayşe abla var, zaten bazı kardeşler tanıyor onları. Ayşe abla bir gün telefonda konuşurken bana aynen bunu söyledi. Dedi ki, uyumadan önce şunu söyledi, dedi ki, çekil git şeytandı. Ve gerçekten ben onu o zaman yaptım ve ondan sonra uykuma bir düzen girdi. Buna acemi askerler sevinmedi ama benim için büyük bir mutluluktu. Onlar yerine nöbet tutmuyordum, uyuyamıyordum ama onlar için büyük bir sevinçliydi ama benim için gerçekten bir kurtuluştu. Ve şunu öğrenebildim, gerçekten ağzımızdan çıkan sözde bir güç var. Amin. Eğer İsa Mesih'in adını kullanıyorsan. Ve şeytan burada hiçbir şekilde, İsa Mesih şeytanla hiçbir şekilde burada tartışmadı ve sadece şunu söyledi, dedi ki Tanrı'nın Rabbi tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Bunun üzerine iblis İsa'yı bırakıp gitti, melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler diyor. Ve İsa Mesih bunun için diyor ki cesur olun, ben dünyayı yendim. Amin. 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 İsa Mesih dünyayı yendi mi? İsa Mesih son zaman diyor ki gökte ve yerde bütün yetki bana verildi diyor. Ne diyor? Gökte ve yerde bütün yetki bana verildi diyor. Şeytan yalan konuşuyor kardeşler. Bütün bu gördüğünüz her şey benimdir diyor ya. Onun değil. Gökte şu an geçici bir süre onlar üzerinde hakimiyet sürebilir ama yetki kimin? Rab İsa Mesih. Ve bu Tanrı, Rab İsa Mesih bizlerin Tanrısı. Ve bizlere diyor ki sizler benim ortak mirasçılarımsınız. Bu kadar. Yabancı değilsiniz. Yabancı bir halktan biri değilsiniz. Benim öz babam, benim bedensel, fiziksel olan babam bana hiçbir şey bırakmadı. Belki kalıtsal bir hastalık varsa o hastalığı bana bıraktı. Onun dışında bana hiçbir şey bırakmadı. Ama gökte olan Tanrımız şeytanı yenerek her birimize büyük bir miras bıraktı. Amin. Amin. Rab her birinizi bereketlesin. Amin. Çekil git şeytan demeyi unutmayalım. Amin. Amin. Amin.